Tam bam teline dokundu. Şimdi izleyicilerimize bir şey aktaracağım. Şu bir tane yerli ve milli Eskobar şeyi var arkadaşlar. Onu getirir misiniz? Vole. Afiş. İki afişi yan yana gösteren iki fotoğraf vardı. Birini getirin. Bunu hatırlıyor musun Hüsnü abi? Diğerini de hazırlayalım. Tabii. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Tabii, yakın zamanda Zafer Partisi pek çok yere asmıştı. Evet. Yerli ve milli Eskobar diye böyle bir de saçsız bir kafa koymuştu. Sen olabilir misin bir şey? Bakayım. Yok, bende biraz saç var. Var. O bir kel kafa hiç yok. Bu kimse hiç yok. Şimdi bu bir tane daha var. Tamam. Yerli ve milli Eskobar. Bakın böyle partilerin hem sokaklara asıldığı, işte binalara asıldı filan. Bunu Süleyman Soylu üstüne alındı. Dedi ki ya siz beni kastediyorsunuz. Ve Süleyman Soylu bunları asanları mahkemeye verdi. Mahkeme ne karar verdi? Dedi ki, buraya dikkat sevgili izleyiciler. Evet, siz suç işlediniz dedi. Burada kastettiğiniz kişi Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu bir kamu görevlisidir. Kamu görevlisine hakaretten şu kadar ceza. Şimdi Türkiye'de bir mahkemenin kamu görevlisine hakaretten Süleyman Soylu'yu kamu görevlisi olarak tanımlayarak insanlara ceza verdiği, ki tek yargılama değil pek çok kişi bakanlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle bu ülkede yargılandı ve kamu görevlisine hakaret cezası aldı. Dün YSK dedi ki hayır, bunlar kamu görevlisi değil. Şimdi ne olacak o mahkeme kararları? Yani bu insanlar yarın mahkemeye başvurup YSK kararlarına itiraz edilemeyen üst yargı kurumlarından biri bunları kamu görevlisi olarak tanımlamadığına göre siz niye bize ceza verdiniz demeyecek mi? Mesela Hüsnü Mahalli demeyecek mi? Ben hangi kamu görevlisine hakaret etmiştim bir bana hatırlatsanıza demeyecek mi? Yok, bu demin gösterdiğin kel kafa var ya, he, kel kafayla ilgili benim içeriye atılmam gerekçesi, yani tutuklanma gerekçesi, tutuklanma, savcı beni sorguladıktan sonra tutuklanmasına diye yazıyor ya, gerekçe neydi biliyor musun? Ben bir tane tweet atmışım. Tweet de şu: Hamas lideri Halit Meşal, Halep'teki, yani Suriye ordusunun Halep'e girmiş, teröristleri kovmuş. Ben de bir tweet atmışım. Tweet şu bak: Halit Meşal, Halep'i bırak, Mavi Marmara'yı satanlara bak. Bunda bir şey var mı? Evet. Savcı dedi ki Erdoğan'ı ima ettin tutuklanmasına. Evet. Dedim ki ben de Recep yok, Tayyip yok, Erdoğan yok, Cumhurbaşkanı yok, AKP lideri yok, hiçbir şey yok burada. Yok diyor, sen ima ettin diyor. Neyi ima ettin? Mavi Marmara'yı Cumhurbaşkanı... Yani savcı şunu mu dedi? Cumhurbaşkanı Mavi Marmara'yı sattı mı dedi? Yani o işte, ben öyle demişim. Ay sen satana bak diyorsun. Satanın Erdoğan olduğunu niye öyle? Tamam da ben de dedim ki aynı bak, şimdi güzel sordun. Bu Cihan Kolivar'ın geçen yargılandığı gibi diyor ki ya ben hırsız deyince siz niye aklınıza işte bak, bir kişi geliyor yani? Ben de dedim ki size göre Mavi Marmara'yı Erdoğan mı sattı? Fazla konuşma dedim. Fazla konuşma değil mi? İşte şimdi onun için bu tür şeyleri sorgulamanın, demin onu dedim. Yani biz Nisan referandumunda 2 milyon oy mu, 2,5 milyon, 1,5 milyon satıldı mı, mühürsüz mü, mühürlü mü tartışmasını da geçtik. Hadi bu deminki bakanlar olayını da geçelim. Normal olarak Türkiye'de siyasal tahammül, anayasa, yasa neyse. Kardeşim 3 bakan, Ulaştırma, İçişleri ve Adalet hep istifa etmez mi seçimden 3 ay önce? Yasa öyleydi, ona göre diyorlardı. Şimdi evet, kaldırdılar. İşte, daha tahammül diyorum, hani vazgeçtik yasayı. Kardeşim istifa etmiyor. Hani vazgeçtik aday göstermeyi. Ya ben bir şey söyleyeyim şimdi. Örnek vereceğim. Şimdi fotoğraf meselesi, Erdoğan'ın 10 yıl önceki fotoğrafını koyuyor. İtiraz ediyorsun, kabul etmiyor. Evet. Hiçbir şey kabul etmiyor. Hiçbir şey kabul etmiyor. AKP'nin işine gelmeyen hiçbir şey kabul etmiyor. Mesela